Arkadaşlar merhaba, oyun zamanı geldi ve bu yine yepyeni bir video olsun karşınızdayız. Arkadaşlar bugün modacı oluyoruz. Bizim Germany's Next Top Model Fashion Designer oyuncak setle beraber Ravensburger markasından 8 yaşına itibaren kullanabilirsiniz. Geçen zaten bir unboxing yaptık, yani tanıttık bunu. Bugün kendimiz elbiseleri çizeceğiz, boyayacağız yani. Bununla beraber çizebiliriz. Değişik bir desen yapabiliriz. İstediğimiz deseni yapabiliriz. Burada birkaç tane folyolar var. Bize böyle deseni gösteriyorlar. Onları çiziyoruz. Bunu da çıkartabiliriz isterse. Kalabilir. Bizim arkadaşımız gösteriyor. Ben size anlatıyorum arkadaşlar. Umarım sorun değildir. Her şey bunun içinde var. Yani kağıtlar falan görüyorsunuz. Zaten büyüklüğü de tam oluyor. Hepsi bunun içinde var. Bu oyuncak setin içinde. Tam böyle moda sevenler için harika bir şey. Çok yaratıcı olabiliyorsunuz. Kendiniz bir elbise boyuyorsunuz. Burada işte birkaç tane desenler var. Ve buraya da pil koyuyoruz bu lambanın içine. Ve folyolar ondan sonra makinede gösteriyor ve biz bunları çizebiliriz. Böyle bir şey mesela, her yerde A yazıyor mesela. Üstü var yani, baş falan, kafası, yüzü, üst parçası. Burada da A var sanırsam. Bu alt parçası oluyor. Mesela etek de varmış burada. Ve son olarak burada da değişik bir A var. Burada da ayakkabıları mesela var. Yani değişik değişik A desenleri var, B desenleri var, C desenleri var. Burada B mesela. Başka bir kişi oluyor sanki. Başka bir saç modeli de varmış. Ona göre kendiniz bir desen seçebilirsiniz. Yaratıcı olabiliyorsunuz. Tam böyle bir modacı olabiliyorsunuz arkadaşlar. Mankenler için elbiseleri çiziyorsunuz. Gerçekten harika. Bizim arkadaşımız bugün tabii ki bir iki tane elbise çizecek sizin için. Bakalım ne kadar iyi oluyor bu oyuncak setle beraber. Böyle bir şey seçeceğiz mesela. Ve şimdi son olarak bir ayakkabı da seçelim. Bu B, bu olmaz. Bu da B, bu da olmaz. Bu da B. Bunu alalım. İşte bütün harfler aynı şimdi. Ve böyle bir üst parçası alıyoruz. Şimdi bunları lambanın üstüne koymamız lazım. Ve bunlar şimdi makinede gösterecekler ve biz bunları çizeceğiz. Bunun üstüne kağıdı da koyacağız. Az sonra göstereceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce bunu buraya koyuyoruz tabii ki. Ve şimdi lambayı istersek biraz da yukarı alabiliriz. Nasıl isterse, ona göre daha büyük, daha küçük gösteriyor makinede. Onu az sonra göstereceğiz. Hani şimdi bu makineyi yine kapatalım ve şimdi görüyorsunuz en büyüğünü yaptık. Pek güzel belli olmuyor bence. Yani çok büyük. Şimdi en küçüğü daha güzel belli oluyor. Bütün çizgiler falan belli oluyor ve boyayabiliriz, çizebiliriz yani. Hep bir tane parça koyuyorsunuz, ondan sonra devam ediyorsunuz. İkinci parçayı, üçüncü parçayı koyuyorsunuz. Ondan sonra elbise oluyor. Mankenimiz hazır. Bakalım nasıl olacak? Gerçekten harika olacak ama bizim arkadaşımız hemen başlasın değil mi? Evet, ilk parçayı yaptık. Şimdi ikinci parça geliyor. Hani ortadaki parça görüyorsunuz. Böyle işte yapmamız lazım. Bazen çizgileri görmek biraz zor oluyor. Yani tam belli olmuyor. Ama yine de harika elbiseler yapabiliyorsunuz, yaratıcı olabiliyorsunuz. İsterseniz başka elbise de yapabilirsiniz, başka bir desen. Ama bununla beraber tam bir modacı oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, yine değiştirdik folyoyu. Ve şimdi son olarak ayakkabıları ve bacakları yapıyoruz. Aynı böyle işte. Gerçekten harika bence. Evet, bu bizim ilk manken. Biraz değişik duruyor. Çünkü çizgileri görmek biraz zor oluyor. Yani komple aynı bir desen oldu tabii ki ama bütün çizgileri görüyorsunuz. Yapamadık. Çünkü makinede pek görünmüyor her zaman. Ama tabii ki benziyor. Ama gözü mesela biraz farklı oldu burada. Biraz zor oluyor ama yine de çok eğlenceli oluyor. Çok yaratıcı olabiliyorsunuz arkadaşlar.
Şimdi isterseniz ikinci bir manken de seçelim. İkinci bir elbise de yapalım. Değişiklik olsun diye başka bir elbise yapalım bizim arkadaşımız. Değişik folyoları kullanıyoruz, başka folyoları. Onlarla beraber yine makinenin üstüne koyuyoruz ve yine çiziyoruz. Bakalım büyük bir fark olacak mı? Bunu seçtik mesela şimdi. Değişik bir elbise yapıyoruz. Evet arkadaşlar, iki tane elbise yaptık. Biraz zor oldu ama yine de çok eğlenceli oluyor tabii ki. Gördüğünüz gibi tam yani desene uymadı folyolarda gibi. Biraz değişik oluyor. Mesela bu küçük noktaları görmedik. Belki ondan sonra da yapabiliriz. Ve ayakkabılarında biraz böyle sanki boncuklar gibi bir şey varmış. Onları göremedik işte. Saçları da biraz değişik oldu. Ama yine de tabii ki bu fashion designer set. Çok yaratıcı olabiliyorsunuz bununla beraber. Çok eğlenceli oluyor. Değişik bir oyuncak seti böyle moda sevenler için gerçekten harika. Tek kızlar için değil, erkekler için de olabilir yani. Böyle değişik bir elbise yapabiliyorsunuz. Yani modayı seviyorsanız bu oyuncak seti gerçekten harika. Biz bunu internetten aldık arkadaşlar. Germany's Next Top Model Fashion Designer. Ravensburger markasından 8 yaşına itibaren kullanabilirsiniz ve çok yaratıcı olabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz çok beğendik. Siz hiç böyle elbise kendinizi çizdiniz mi? Modayı seviyor musunuz? Yorum bırakın lütfen arkadaşlar. Bilmek isterim. Yani böyle baktığında yani harika oluyor ama şimdi biraz böyle aldıktan sonra biraz tuhaf duruyorlar değil mi arkadaşlar? Siz ne dersiniz? Yorum bırakın. Ve tabii ki abone olun ve hiçbir video daha kaçırmayın arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere.